Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kedi tırnağı bir diğer ismiyle ipek çiçeği tohumu nasıl alınır bunu size göstereceğim. Benim ipek çiçeğimde bol bol tohumlar oluştu. Artık bu tohumları toplama zamanı geldi. Şimdi size tohumlarını gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, biri kapalı, biri açık şekilde iki tohum yan yana. Görüyorsunuz, bu açık olan, içerisinde onlarca tohum var. Çiçeklerin bu şekilde tohumları oluyor arkadaşlar. Çiçekler kurumaya başladıktan sonra tohum oluşturur. Bakın, elimi alıyorum. Size her zaman ne diyorum? Arkadaşlar, çiçeklerinizin tohumlarını alın ve çiçeklerinizi kendiniz üretin, kendiniz çoğaltın. Ne kadar hazır çiçek alırsanız onlar çabuk ölebiliyor. Fakat kendi ektiğimiz, kendi çoğalttığımız çiçekler hem kolay hastalanmıyor hem de çok güzel gelişim gösteriyor. Çok küçük küçükler ama görüyorsunuz. Tek elden çekim yaptığım için şimdi bunları içerisine geri bırakacağım, toprağın içerisine. Şimdi birkaç tane daha göstermek istiyorum size. Bakın. Üzerleri açılmış şekilde bunlar. Tohumlar artık görünüyor. Bir de üzeri kapalı olanlar var arkadaşlar. Çiçekler iyice kurumadan kesinlikle almayın. Bakın, şimdi bunu alalım. Bakın, bunun altında tohum yok. Tohum oluşmamış. Çiçeğin iyice kuruması lazım. Kapaklanıyor kendiliğinden arkadaşlar. Ve bu şekilde kapağı düştükten sonra da görünür hale geliyor. Bakın, görüyorsunuz ne kadar çoklar. Bütün dalların üzerinde tohumlar var arkadaşlar. Ayrıca tohum alacağım diye tomurcukta almaya kalkışmayın. Ona da özellikle dikkat edelim. Tomurcukları yanlışlıkla kopartmayın arkadaşlar. Bakın, patlatıyorum. Evet, görüyorsunuz içinden ne kadar çok tohumlar var. Bunları toprağın içerisine şimdi bırakıyorum ben. Ama tekenden çekim yaptığım için kalanları ne yapacağım? Daha sonra bir kağıdın veya da bir bezin içerisine toplayıp koyacağım. Daha sonra bahar aylarında ekmek içinde kullanacağım. Veya da hediye olarak da verebilirim isteyenlere. Peki bu tohumları ne zaman ekmemiz gerekiyor? Şimdi ben tekenden çekim yaptığım için evet içerisine döküyorum. Ama normal şartları nedir? Arkadaşlar, normal şartlarda bunları bahar ayında ekmeniz gerekiyor. Toprakla buluşturmanız gerekiyor. Benim bir önceki videomda tohum nasıl ekilir adlı bir video çekmiştim. O videomda hem çiçek tohumları nasıl ekilir ve ne kadar sürede yeşerir onu gösterdim. Hem de ağaç tohumlarını gösterdim arkadaşlar. Ağaçlardan aldığınız tohumları nasıl çoğaltırsınız onu gösterdim. Bakın, görüyorsunuz ne kadar çoklar. Şöyle üzerine biraz bastırdığımız zaman içerisinden tohumlar hemen çıkıyor. Bu tohumları saklarken de bu şekilde içerisinden çıkartmayın. Tüm tüm şeklinde alın. O şekilde saklayın arkadaşlar. Ekeceğiniz zaman patlatarak toprakların içerisine serpiştirirsiniz. Kimi tohumlar böyle çok küçük küçük oluyorlar. Kimileri arkadaşlar mercimek kadar oluyor. Kimisi çörek otu kadar oluyor. Yani bu tohumların çiçeğin şekline göre, çiçeğin cinsine göre tohumlarda büyüklü küçüklü olabiliyor. Bu sizi yanıltmasın. Yani bunlar çok küçük, bunlar da tohum olur mu demeyin. Evet arkadaşlar, çiçeklerin çeşidine göre de tohumları olabiliyor. Ayrıca bu kedi tırnağı çiçeğini çelikten de çoğaltabiliyorsunuz. Bakın, buralarda tomurcuklar oluşmuş. Bunlar tomurcuk, çiçek açacak. Burada dikenler tacı çiçeğimiz var. Bakın, aynı şekilde pervane çiçeğini tohumdan da üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok çiçeği çelikten çoğalttığınız gibi tohumdan da çoğaltabiliyorsunuz. Kökten ayırarak da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hakkında zaten kanalımda videolar çektim. İstediğin çiçeklerin bilgilerini almak için videolarıma ulaşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi de yine sorup onların da videolarını çekerim arkadaşlar. Bakın, görüyorsunuz. Yakın çekim yapmak istediğim için biraz bulanıklaşabiliyor kamera. Hani daha net görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Bakın, şu anda biraz daha netleşir gibi. Evet. Arkadaşlar, kanalımın aboneliği bu arada ücretsizdir. Kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız ilk siz izleme şansını da elde etmiş olacaksınız. Merak ettiklerinizi yorum kısmına yazarsanız mutlaka bir şekilde dönüş yapacağım gördüğüm sürece.
Çünkü bayağı bir yoğun mesajlar alıyorum, yorumlar alıyorum. Hem Instagram adresimden olsun, hem YouTube kanalımdan olsun. Bazen yetişemediğim olabiliyor. Geç dönüşler de yapabiliyorum. Bu yönden de anlayışınıza sığınıyorum. Çiçeklerin tohumlarını alalım arkadaşlar. Özellikle kış mevsimi yaklaşırken çiçeklerde ölme oluşuyor. Çiçeklerimiz ölmeden tohumlarını, çeliklerini alarak çoğaltmalarını yapalım. Özellikle hastalanan çiçekleri atmak yerine bu şekilde çoğaltmalarını yapalım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.